Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Medikal Estetik Direktörü İbrahim Çevik'le olan yayın bandımızın kısa bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Efendim, Medikal Estetik Direktörü İbrahim Çevik'le ne konuşacağız? Saç ekimi konuşacağız. Saç ekimindeki yine yeni tekniklerden kısaca bir bahsedelim. Şimdi Doğan Hocam, tabii teknoloji hızla ilerliyor. Tabii bir önceki gün yaptığınız işlemin üzerine tabii ki her geçen gün hem kendinizi geliştirerek hem de teknolojik yeniliklerle farklı uygulamalar ortaya koyuyoruz. Tabii saç ekiminde de şu an en son hani yenilikler neler derseniz, doğal olarak tıraşsız saç ekimi dediğimiz, gold foil dediğimiz tekniği uyguluyoruz. Tabii bunun dışında da Özlem Hanım, bazen karşılaşıyoruz. Özellikle sanat camiasında dikkat ederseniz bir anda bakıyorsunuz, hani saçları seyrelmiş ya da yok, bir anda saçlı gür bir hale geliyor. Evet. Protez kullanılıyor. Hani buna alternatif olarak da protez dışında, malumunuz şu an gündemde de zaten, protez dışında da saç simülasyonu dediğimiz, gölgelendirme dediğimiz bir uygulama söz konusu. Bu ne? Yani bu nedir? Diyelim ki verici bölgede saçlar yok. Tamam. Ya da çok az. Yeterli düzeyde değil. Açıklık alan çok fazla. Rekme yapamıyoruz. Aynen. Bitkisel içerikli bir takım boyalarla sanki saç varmış gibi deri altına bir miktar uygulama yapılarak o bölge koyultuyorsunuz. Hani, evet, o bölge sanki saçlıymış gibi böyle bir rengi bölgelendirme yöntemi. Araları dolduruyoruz. Araları dolduruyoruz. Boş yerlere mi o pigmentasyon? Boş yerlere ya da hiç olmayan bölgelere de yapılabiliyor. Geçici dövme gibi bir şey. Geçici dövme gibi, evet, yaşayın. Yani bunu en çok kaşlarda görüyoruz mesela. Peki bunun kalıcılığı ne kadar? Kıl tekniği. Yani tabii kişinin bulunduğu coğrafi iklime bağlı olarak da değişiyor ama 3 yılla 5 yıl arasında değişiyor. Bu tarz bir uygulama durumu söz konusu. Tabii bunun dışında özellikle sakal ekimi konusunda, işte sakalları seyrek olan, azalmış olan kişilerde sadece ense bölgesinde değil, yine sakalın yoğun olduğu çene alt bölgesinden alınarak o sakal bölgesine de ekim uygulaması yapılmakta. Hı hı. Tabii kaş malum özellikle bayanlar için, vücudun saç olsun diğer uzuvları da büyük aksesuar olduğu gibi kaş da çok büyük önem arz ediyor. Kaş kayıpları, bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Malum işte travmatik bir takım yanıklar, izlerden. Dikiş izi falan değil mi? Dikiş izi. Ya da işte bazen şununla karşılaşıyoruz. Çok yoğun bir şekilde işte inceltmeden kaynaklı kaşların küstü deniliyor. Bir ara çok modaydı çünkü. Çok kalemle çiziyordu herkes. Evet. Şimdi de kalın sonra moda. Sonra küstü. 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 Bak, benim de çok inceydi o zaman. Benimki küsmedi. Benimki barışık valla. Ben de o dönemler ilk çıktığım o sabah programları bakıyorum kaşlarıma. Nasıl ince biliyor musun? İp gibi. O zamanlar öyle modaymış. Ama evet, sonra ben eski haline döndürebildim. Ama herkes öyle değil işte. Kimisinin kaşı küsüyor. Tabii dönem dönemde değişiyor. Tabii şu an kalın kaş moda malumunuz. Birkaç yıldır. Yani bununla alakalı da ne yapıyoruz? Yine aynen saç ekimi tekniğinde olduğu gibi ense bölgesinden özel saç kökleri, grafler alınarak özel tekniklerle, özel kanal açıcılarla, kişiye özel lateral slitlerle küçük minik kanallar açılıyor. Tabii burada kişinin beklentisi çok önemli. Nasıl bir kaş istediği, nasıl bir model istediği, bunu beraber kurgulayarak gerçekleştiriyor. Peki sıkıntı şu, o kaşı beğendi ama atıyorum bir sene sonra kaşının şeklini beğenmemeye başladı. Değiştirmek istiyor. İnceltebiliyor. Ha, gene tabii aynı tabii şey. Alabiliyor. Tabii tabii. Yani cımbızla. O yüzden ince yapmak yerine biraz kalın tutup. Biraz sonra kalın. Aynen. Aynen. Biraz kalın tutup olmaz. İstediğiniz bir şekil verebiliyorsun. Niye bir şey söyleyeceğim? Ne? Senin kaşın var diye olamaz mı? Niye gülüyorsun? Benim de fazla var ona. Ama oluyor. Sonra pişman oluyorlar. Olmuyor eskisi gibi. O yüzden hani biraz daha modeli istediğinizden biraz daha gür tutarsanız. Biraz daha kalın tutmakta fayda var. Ama tabii yüz ifadesini bozmayacak şekilde buna dikkat etmek lazım. Saçları tamamen kısalttığınız zaman ve ayda 1,5 santim uzadığı da göz önüne alındığı takdirde doğal olarak 3-4 ay kısa bir saç, kısa bir modelle, saç modeliyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu gibi durumda biz ne yapıyoruz? Gold foil dediğimiz teknikle, yani saçları kısaltmadan, tıraşsız bir şekilde enseden ihtiyacımız kadar alıyoruz ve var olan mevcut saçları ekim yapacağımız bölgedeki kısaltmadan aralara ekiyoruz. Tabii burada yine iyileşme aşaması olsun, o kabuklu bölgenin toparlanma aşaması yine 3-4 günü bulmakta ama bir hafta sonrasında gayet temiz,
Ekim olduğu belli olmayacak. Doğallıkta bir görünüm ortaya çıkıyor. Tabii bu da tamamen çok açık bir saatsiz alanda mümkün değil. Değil ama değil. Yani işte burada, araları sıklaştırmada falan daha rahat kullanıyorlar. Şimdi araları sıklaştırma. Tepede seyreklik var. Bugünkü hastalarımızdan bir tanesi o şekilde. Tepede seyrekliği olan ya da golf bölgesi koy dediğimiz aralar seyrek olan kişilerde bu uygulama rahatlıkla yapılabilmekte. Bir de daha az fark edilir bir değişiklik olmuş oluyor. Yani tamamen saçın şurası açılmış birisinin saçını ektirmesiyle tipinin değişmesi arasında hafif seyrelmiş, bunu biraz erken müdahale etmiş birisinin çok daha az fark edilir herhalde, değil mi, dış görünüşü? Tabii bunun çok ciddi avantajı var. Nasıl bir avantajı var? Doğal olarak zaten saç dökülmesi malumunuz genetik, evet, genel anlamıyla %73. Tabii bu faktör göz önüne alındığı takdirde genç yaşlarda ister istemez kişinin saç dökülme problemi psikolojik durumunu ciddi anlamda etkiliyor. Evet. Fakat diyelim ki yine hani örnek vermek gerekirse Doğan hocamın mesela hafiften bir örnek. Verceğiz örnek. Bir sandalye çekebilir mi şuraya? Benden bir şu özellikle şu. Tabii tabii. Hani seyrek kısım var ya. Hani buralar değil, buralarda ön saç çizgisi olarak değil de hani şu yukarı kısımdaki seyrek alanlar var ya. Örnek koltuğuna mı oturacaksın? Oturacağım, oturuyorum. Gerçekten sen. Öyle bir özgüven var. Aa, oturdum ona İbrahim abi. Yani şimdi Doğan abi, hocam. Ama beni çizmeyelim mi? Bugün maşallah bütün orta bedide de örnek verdirdiniz. Ya verdim ya. Şimdi, evet hocam. Rejime başlamam kendini gerekiyormuş bunlar için. Şimdi kameraman arkadaşımız bana böyle gösterirse. Burada bir hani ön bölgeden ziyade mesela tepe bölgesi. Burası seyrekleşmiş. Muhtemelen Doğan hocam birkaç yıl içerisinde bu bölge tamamen açık kalacak. Allah korusun ya. Tabii ki, tabii ki. Biz burada yapılması gereken nedir? Burada yapılması gereken şudur. Hani müsait bir zamanda buraya bir ekim yapıldığı takdirde. Müsait bir zamanda sizi alalım bu tarafa. Evet. Ekim yapıldığı takdirde bu bölge. Peki ne yapacak? Programa çıkmadan olmaz. Ekim yapılırken ne olacak? Şurada, şu bölgeden tabii mi alacağız? Tabii buradan yani alacağız ama bu bölgeyi de kısaltmayacağız. Kısaltmayacağız. Evet, anlaşılmayacak. Hiç kısaltmayacağız. Bu bölgeden alacağız ve bu bölgeye nakledeceğiz. Bayağı saç çokmuş şey ya. Şuralarda da var açıklık. Ben göremiyorum orayı. Aynı şekilde. Sen uzunsun ya, ben oturmadığın için görmüyorum. Yani böyle vallahi yukarıdan baksana, bakmamıştım hiç sana böyle. Tabii. Bu bölgenin aralarını doldurduğumuz zaman. Ey yokuzum kusur bak. Ay bir daha böyle yakalayamam canım. Tamam mı, yeterince. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen bu geleceğinin farkında mıydın bu kadar açık olduğunu tepenin? Yok valla ben de bu kadarını bilmiyordum. Ah canım. Değil peki ekranda burayı o koyutmadan bundan yapabiliriz aslında. Yapabiliriz. Ve nasıl bir durum ortaya çıkar biliyor musunuz Özlem Hanım? Yani bir yıl sonra burası tamamen saçlı görünür. Evet. Ama diyelim ki daha sonrasında bir 5-10 yıl sonra buradaki saçlar seyrekleşirse tekrar bir ekim yapılır. He. Daha sonra bir 10-15 yıl sonra diyelim ki bu saçların tamamı döküldü. Biz abi, birkaç seans yapıyoruz. İbrahim abi rica edeceğim. Yani biraz iyi niyetle söyleyelim. Ben nişanlanana kadar burada vardı. Hocam alıştıra alıştıra söylüyorum. Sen Nur gördün mü bunu? Sen Nur o da hiç böyle bakmadı. Ondan hiç böyle bakmadı bana. Burada ortaya çıkacak. Şunu alalım arkadaşlar. Şu pişman orada oturdun ha. Yani yeterince gömdüyseniz oturabilirsiniz. Aslında stüdyomuzda var mı böyle sakal eksiği de olan, onu da bir alsak sakal baksak. Evet, sakal eksiği olan kaçıyor ama. Peki ben bir de bir şey soracağım İbrahim Bey. Şimdi bu ekimi az başladı yaparsak daha iyi dedik ya. Evet. Şimdi az başladı yaptık ama iki sene sonra buralarda gene arttı. Şimdi bir o kişiye bir daha mı yapabilir miyiz? Yaparız. Hı. Bakın bugün çok yakın bir dostum geldi. Kendisine biz 4 seans yaptık. Normalde şu an üst bölgede saçı kalmamıştı. Aslında bence en doğrusu o. Azaldıkça ektik, azaldıkça ektik. O da böyle hani çok sinema sektörü içerisinde, oyuncu sektörü içerisinde. Çünkü erkeklerde biraz psikolojik bu belli olsun da istemeyenler çoğunlukta. Aynen. Açık söylemek gerekir. Ve hani hiç kimse onu saçsız görmedi. İşte bugün sinema sanatçıları da var. Baktığınız zaman saçlı. Evet. Ama azaldıkça ektirdikleri için anlaşılmıyor. Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Şimdi ben İbrahim abiden bir şey rica edeceğim. Bu söylediğin var ya 3-4 operasyon. Evet. Şimdi bu insanın normalde gözünde büyüyen bir şey. Evet. Kesinlikle. Yani ben ömür boyu işte gideceğim. Bir sene sonra bir daha gideceğim. 3 sene sonra bir daha gideceğim. Artık bu operasyonların ne kadar basit olduğunu anlatalım. Anlatırken de şöyle biraz ortaya da geçelim. Evet. Ufak ufak da kapatacağız çünkü. Evet. Yani hani bu özellikle 3-4 veya 5 sefer diyorsun. Evet. Şimdi bu mesela benim gözümde büyüyen bir şey. Yani ben bir kere bile gelip biliyorsun hani ekim için gelmeye hem insan zaman bulamıyor biraz göz korkuyor. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Hocam 6-8 saat ayırmak yeterli. Eğer kişinin iğneye karşı sonuçta küçük minik iğneler o bölge uyuşturuluyor. Ama derse ki ya ben bunu da yaşamak istemiyorum.
anestezi uzmanları tarafından bir miktar sedasyonla o iğnelerde hiç acısını hissetmeden. İnerken kalkıyoruz. 6-8 saat içerisinde bitiriyoruz. Bir tane canım ne var 6-8 saat dedir dedik yani. Ya şimdi bu kadınlarda bakım daha böyle bir nasıl söyleyeyim hani önemsenip de sürekli buna zaman ayrıldığı için erkekler bunu, evet süre biraz şey geliyor fazla geliyor bize. Yani herhangi bir erkek kuaförde 3 saat geçirmez. Ama bu ince işçilik değil mi? Ben mi ondan? Çok ince yani işçilik. Yani bunu bir saatte yapsan o peruk gibi burada tabii gezersin. Özlem Hanım çok ince işçilik ama burada esas mesele şu. Erkek bakım açısından kuaför dışında kendine bakımı sevmiyor. Biz de kadınlar bir gidiyoruz 3 saat çıkmadığımız oluyor işte mu? O yüzden alışıksın. Alışkanlık haline dönüşmesi gerekiyor. Canım güzellik deyince zamanı harcayacaksın. Aynen. Yapacak bir şey yok. Efendim Medikal Estetik Direktörü İbrahim Çevik'i alkışlarla uğurluyoruz. Ağzına ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Haftaya bekliyoruz.